Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği rahmet akşamlarında bu akşam Sunay Akın'la söyleşi var. Evet, kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat programlarına, Kültür Park'a, rahmet akşamlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Birazdan yarım saate kadar Sunay Akın burada olacak, sevenleriyle bir araya gelecek. Yarın kim var? Abdurrahman Önül konserimiz var. Yine burası her zamanki gibi tıklım tıklım dolacak. Hemen çocuklar yanımıza geldiler program başlangıcında. Sen bir tanıyalım seni. Adım Emine Türk, Mithat Paşa İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Bugün biraz hava serin değil mi? Evet. Yağmur yağdı mı bulunduğun yere? Yağdı, çok yağdı hem de. Göl oldu neredeyse her yer. Bir anda göl oldu. Sen de bugün biraz serin diye onun tedbirini alarak geldin öyle mi? Evet. Nerede oturuyordun yağmur yağarken, ne yaptın? Evde oturuyordum, camdan dışarı izliyordum. Yağmur yağıyor değil mi? Öyle bir şey vardı Arap kızı Can. Evet, kimlere selam yollamak istiyorsun sen? Polonya'ya yollamak istiyorum. Polonya'ya gitti selam. Sen ne demek istersin bugün yayınımızda? Selamlarımı sunuyorum. Efendim? Selamlarımı sunuyorum. Herkese selam. Sen ne demek istersin? Ben de aynı öyle. Senin adın ne? Merve. Ne yaptın bugün Merve? Üşümüyor musun şu an? Üşüyorum ama neyse. Neyse. Efendim şimdi Süleyman Nerede ekibimiz yine bildiğiniz gibi her gün Konya'mızın bir bölgesinde. Bakalım bugün nereye gitmiş, hep beraber izliyoruz efendim. Evet efendim Süleyman, yine ne yapıyorsun, ne hallere girdin diye söyler gibisiniz, duyuyorum. Yine Konya Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli bir hizmetini sizlerle buluşturuyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu kıyafeti giymemizin sebebi Göster abi tıbbi atık bölgesinde olmamızdan. Ne oluyor? Sterilizasyon sistemini göstereceğiz. Tıbbi atıklar nasıl, ne yapılıyor diye. Şimdi Çevre Koruma Müdürümüz var. Selamun aleyküm Recep abi. Nasılsınız Recep Bey? Teşekkür ederim Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada biraz böyle cips kokusu var. Hani hakikaten cips kokusu alıyorum ama... Bu sistem gördüğünüz gibi birazdan ayrıntılarını sizlere göstereceğim. Ne yapılıyor sterilizasyonda? Burada böyle bir tesise niye gerek duyuldu Recep Bey? Şimdi Süleyman Bey, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için sterilizasyon tesisi kurmak ihtiyacı duyuldu. Evet, o zaman bu aşamaları gösterelim sevgili seyircilerimiz. İşte sterilizasyon sistemleri nasıl oluyor tıbbi atıkların? Bu alet ne yapıyor? Şöyle devasa çalışıyor. Görelim bakalım ne yapıyor? Şimdi devam edelim. Burada yapılan işlem tıbbi atıkların ön öğütücülü, basınçlı, buharlı sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edildiği bir tesis burası. Gördüğünüz kontrol panelimiz. Burada yapılan işlemlerin hepsi bilgisayar kontrollü ve otomatik gerçekleşiyor. Yani burada operatör herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Sadece atık ihtiyacı olduğu zaman buradan kaldır tuşuna basarak atığı kaldırıp sisteme boşaltıyor. Ondan sonraki tüm işlemler bilgisayar kontrol. Şimdi bunu halkın anlayacağı şekilde düşünelim. Yıllar önce çocukluğumuzda sağlık ocaklarına giderdik. Sapan yapacağız. Oradan araklardık veya verirlerdi. Bilmiyoruz artık o zamanları. Şimdi niye böyle bir sisteme ihtiyaç duyuyordu? Çünkü çok Allah muhafaza kanserli bir şey olabilir. AIDS'li bir şey olabilir değil mi? Enfeksiyona maruz kalınabilir. Hastalığın yayılımını daha fazlalaştırabilir. Dolayısıyla bu sisteme o yüzden başvuruldu. Evet. Peki... ne kadarlık bir işleme hacmi var? Ne kadarlık Konya'da tıbbi atık? Cihazımızın işleme kapasitesi saatlik 500 kilogram. Evet. Konya'dan yaklaşık günlük ortalama 5 ton civarında, aylık 140 ton civarında atık geliyor. Buna ilave olarak Konya'nın ilçeleri, Karaman ve Karaman ilçelerinden atıklar buraya geliyor. Yani bu tesis bölgesel bir tesis diyebiliriz. Evet, hastanelerdeki bütün tıbbi atıklar işte bu sistemlerden geçiyor sevgili seyircilerimiz. Kaldır abi. Evet, buradan evsel atık olarak çıkıyor. Evsel atık olarak çıkıyor Süleyman Bey. Bunları da biyolojik indikatörlerle test edip mikrobiyolojik bir yaşam faaliyeti olup olmadığını kontrol ediyoruz. Akreditli laboratuvarlara da 6 ayda bir kontrol ettiriyoruz.
Bunları da raporlayıp ilgili yerlere sunuyoruz. Şimdi buradan çıkan şey bu mu? Bütün çıkan atığımız, biraz önce gördüğümüz atıklarımız bu şekilde. Evsel atık haline dönüştü. Evsel çöpe gidebilir artık. Evsel atık haline dönüştü. Herhangi bir risk bir şey kalmadı. Herhangi bir risk kalmadı. Bu yatırım Konya'nın yaşanabilir kent standardını, statüsünü etkileyen, yükselten bir tesis konumunda. Günlük kapasite tıbbi atık sterilizasyon tesisinde 4 ton, yıllık 1500 ton civarında bir kapasiteyle şu anda çalışıyor. Kapasite artırmaya da müsait tabii ki alanımız. Gördüğünüz gibi tıbbi atıkları da nasıl değerlendirildiğini görmüş olduk değil mi arkadaşlar? Şimdi sağ tarafında gelen böyle gayri ihtiyari kızlar ve erkekler diye ayrılmış oldunuz öyle mi? Şimdi Kültür Park'ta isimleri alalım hemen. Ben Tuncay Nurkoyuncu. Çok istesin çıkmıyor ki Tuncay. Ben Tuncay Nurkoyuncu. Sen yağmur yağarken bugün serin biraz değil mi hava? Evet. Titriyor musun, üşüyor musun, nedir bu halin? Yok. Yani rahatsın, sen enerji dolusunuz zaten, koşup duruyorsunuz herhalde. Heh. Bugün yağmur yağarken neredeydin, ne yapıyordun? Top oynuyordum dışarıda. Yağmurun altında. Çok değil de yağmur başladığında biraz oynadık geriye. Evet, selam göndermek isteyenler var mı buradan bizi izleyenlere? Sen kendini tanıt. Ben Hasan Alparslan ben. Evet Hasan. Hangi okuldasın? Kaça giriyorsun? Maraşer Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'ndayım. 7. sınıftan 8. sınıfa geçtim. Peki hemen isimler alalım veda edeceğiz. Oğuzhan Tosun. Evet. Muhammed Nur Yüzkan. Beran Şimşek. Furkan Tunce. Peki bütün burada gördüğümüz gibi çocuklarımız geldiler. Şimdi biz onlarla yarım saatte keyifli vakitler geçirebiliriz tahminime göre. Ama ne diyoruz? Birazdan sona yakın burada olacak. Herhangi bir programı olmayanları Kültür Park'ta rahmet akşamlarına bekliyoruz. Yarın Abdurrahman Ünül konserimiz var. Sizleri mutlaka rahmet akşamlarına bekliyoruz. O halde el sallayalım, ana habere veda edelim. Bizler devam edeceğiz.